Merhaba arkadaşlar. Hızlandırılmış Docker kursu playlistine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde Docker olmadan ve Docker file yazmadan bir Docker image build etmeyi öğreneceğiz Go uygulamaları üzerinden. Bu videoda bahsedeceğim araç aslında Google tarafından geliştirilen Ko adlı bir araç olacak. Şimdi bu Ko adlı aracın detaylarına girmeden önce aslında nasıl böyle bir şey mümkün oluyor onlardan bahsedelim. Önceki bölümlerde işlemiştik hatırlarsınız Docker imajlarının aslında tarball dediğimiz hani tar dosyalarından oluşan katmanlardan oluştuğunu daha önceden bahsetmiştik. İleriki bölümlerde aslında Docker imajlarının bu tarbolların nasıl birbirine bağlandığını da işlemeyi düşünüyorum. Burada aslında manifest dosyaları dediğimiz bir takım dosyalarla bu layer'ları birbirine bağlıyoruz ve Docker imajlarını oluşturuyoruz aslında. Ve bizim bu imajları yapmamız ve bir rejistereyi upload etmemiz için aslında Docker'ı kurmamıza gerek yok. Ve zaten bunu birazdan göreceğiz. Co gibi araçlarda bunu gayet tarı oluşturan kodu yazarak kendileri de yapabiliyorlar. Hatta bir sonraki bölümlerde biz kendimiz Go kullanarak kendi Docker imajlarımızı build etmeyi öğreneceğiz. Bunu ben blogumda yayınladım. Linki açıklamalarda paylaşıyor olacağım. Umarım bununla da ilgili ileride bir video çekeriz. Çok uzatmadan Koya girelim. Şimdi Call Google tarafından çıkarılmış bir araç. Bunu kendi bilgisayarınıza kurabilirsiniz. E, bu konun geliştirilme amacı aslında e, tip projesini geliştiren Google'daki bir takım arkadaşların bilgisayarlarına Docker kurmaktan artık üşenmiş olmaları. Çünkü ta takdir edersiniz ki sadece Go yazan birisiyseniz Docker bilgisayarınızda sürekli batarya, RAM, CPU tüketiyor. E, bu çok iyi bir şey değil. Şimdi e, nasıl böyle bir şey yapılabiliyor derseniz, aslında Docker olmadan nasıl Docker imajları inşa edebiliyoruz derseniz, bunun arkasında şöyle bir mantık var. Öncelikle Go uygulamaları bildiğiniz gibi statik binaryler olarak build edilebiliyor. Yani bir Go dosyası Go programını compile ederken yanında DLL'ler kopyalamak zorunda değilsiniz. Bir takım benzer e, resource'ları kopyalamak zorunda değilsiniz. E, ve ben Mac'de çalışan bir developer olarak Linux için bir Go binary'si oluşturabiliyorum. Yani Go'nun ikinci özelliği burada kullandığımız cross compilation özelliği olması. E, bu ikisini bir araya getirdiğinizde aslında Go'nun yaptığı şey gidiyor bir yerden bir base image buluyor. E, bunu da bahsedeceğim birazdan bulduğu base imajın üzerine benim binary'mi ekliyor yeni bir layer olarak. Sonra onu bir yeni bir imaj olarak tag'liyor ve registry'ye push ediyor aslında bunları. Şimdi e, direkt örneğe geçelim. Şimdi benim burada bir terminalim var. Burada bir hello uygulamam var. E, burada aslında bir docker file'ım olduğunu göreceksiniz. Ben bu çok basit bir HTTP server uygulamam var burada aslında. Şimdi bunun hani e, docker'sız çalıştığını size ispatlamak amacıyla ben bu docker file'ı sileceğim. Şimdi bir sonra yapmam gereken şey benim ee, şöyle bir environment variable ayarlıyorum. Bu aslında şey demek. E, benim image upload edeceğim e, yeri belirle demek. Şimdi co image build ettikten sonra bir yere push edecek. Çünkü Docker engine gibi image saklayabileceği bir yer yok aslında bilgisayarınızda. O yüzden direkt yaptığını, yaptığınız, yaptığınız imajları genelde e, push ediyorsunuz co ile. Şimdi co bu arada sadece Google Container Registry ile çalışmıyor, doğrudan Docker Hubla falan da çalışabiliyor. Şimdi burada direkt benim hello uygulamam var. Çok dilerseniz hatta bakalım içinde ne var diye. Çok basit bir Go modülüm var, hello adında. Ondan sonra bir de eee galiba main.go diye bir dosyam var. Çok yine basit bir HTTP server, içinde çok ilginç bir şey yok. Şimdi ben burada tek yapmam gereken registerimi belirledikten sonra bir defalığına o variable export etsem yetiyor bu şekilde. Şimdi co publish diyorum. E, şimdi bakın burada e, aslında bir yani uyarı verdi bu uyarı aslında yakında gidecek ileriki versiyonlarda. Şimdi ne olduğunu tek tek işleyelim. Tek tek inceleyelim siz de burada ne oluyor. Öncelikle bakın bir tane base image buldu. E, base image'in adı distrolus diye bir imaj aslında bu. Distroless projesinden daha önceki bölümlerden birinde bahsetmiştik. Onu da açıklamalara link olarak ekliyor olacağım. Önceki videolarımızda bu Distroless'ın aslında içerisinde binary bulundurmayan e, sadece minimal birkaç bir şey bulunduran bir imaj olduğundan bahsetmiştik. Örneğin bu durumda bu Distroless non-root imajının içinde aslında Go'nun çalışabilmesi için gereken minimal şeyler var. Örnek işte e, timezone dosyaları var mesela. Hani zaman dilimleriyle uğraşıyorsanız. E, veya bunun dışında CA sertifikaları var. Örneğin başka sitelere bağlanırken sonuçta hadi TLS'i doğrulamanız için bir CA sertifikaları bandılı gerekiyor container'ın içinde. Bunlar var. Şimdi burada ne yaptık o? Bu imajı benim bilgisayarımda bir yere indirdi, tamam mı? Ondan sonra Linux AMD64 e, Operating System ve Architecture kombosu için bir binary build etti, Go'yu kullanarak. Sonra bakın imajı push etmeye başladı. Şimdi burada aslında benim göreceğim şey, bu olay Docker build'dan çok daha hızlı çalışıyor. Yani dikkatinizi çektim bilmiyorum. Ben burada mesela external dependency kullansam normalde o external dependency'leri yani işte başka kullandığım Go modüllerini gidip tekrar container'ın içine indirmek zorunda kalacaktım değil mi? Veya mesela hatırlayın e, Docker file'ın içindeki her step aslında bunların her biri farklı bir container'da çalışıyor. Bundan da bahsetmiştik. Yani aslında birçok açıdan Go tip şeyleri yapmadığı için çok çok daha hızlı çalışıyor. Yani tek yaptığı şey benim binder'imi compile ediyor, bir tar dosyasının içine koyuyor Direkt rejistriye post alıyor onu. Mesela ikinci defa çalıştırdığında biraz daha hızlı olduğunu göreceksiniz muhtemelen. Yani bunun nedeni de zaten birçok şey build edilmiş ve push edilmiş durumda olduğu için ko bu şekilde sizin Go uygulamalarınızı alıp paketliyor. Şimdi tabii ki bu ko sadece Go için build edilmiş bir araç. Ee, yani mesela bu Coe'yu Python'da kullanamıyorsunuz. Ama Google Cloud'un benzer araçları var. Yani örneğin e, yine linkleri ekleyeceğim bunu aşağıda. Jib diye bir aracımız var. Jib de mesela Py Java uygulamalarını konteynere dönüştürebilmek için yazılmış bir araç. Ee, şimdi hızlıca bir image build etme örneği yaptık. Ee, şimdi bizi biraz da e, konu size Kubernetes entegrasyonundan bahsetmek istiyorum. Bu da gayet ilginç bir şey. Şimdi hatırlayın benim bir Go modülüm vardı. Modülün adını Hello koydum. Başka bir şey de koyabilirdim. Mesela slashlı falan GitHub.com bilmem ne bilmem ne diye bir şey de yazabilirdim. Böyle. Çok önemi yok. Ee, şimdi buraya gelip ben aslında diyelim bir tane Kubernetes'e deploy ettiğim bir dosya var benim burada. Çok ilginç bir şey yapabiliyorum bakın burada. ko iki üst üste Slash, slash yazıp Go'daki import path'imi yazarsam arkadaşlar Ko benim bu YAML dosyasında neyi build etmeye çalıştığımı anlıyor. Yani benim Hello adlı bir programım var. Onu gidiyor. Lokaldeki modül path'ini kullanarak buluyor. Ve onu build edip push edip push edilen imajın tag'ini buraya yapıştırıyor. Şimdi dilerseniz bunu bir deneyelim. Burada ben core resolve diyorum. Bakın bu service YAML'ı veriyorum Ko'ya. Şu an aslında go gidiyor. Arka tarafta imageable de diyor. Bilmem ne bilmem ne yapıyor. Ama sonuç olarak bakın standard output'a bu yaml dosyasını yazıyor. Yani şu yukarıda gördüğünüz şeyler standard error'a yazıldığı için output'un parçası değil. Yani ben burada aslında bunu kubernetes'e kaydetmek isteyen biri olsam, mesela doğrudan diyelim tek adımda bakın hiç şey kullanmadan, arada geçiş aşamaları kullanmadan direkt bir go programını build ediyorum, push ediyorum ve kubernetes'e deploy ediyorum. Bunu nasıl yapabilirim? İşte core resolve kubectl apply derim mesela. Bunu da standard output'tan oku derim. Burada eksi o anlama geliyor. Direkt bu şekilde deploy edebilirim Kubernetes'e. Yine aynı şekilde mesela Ko'nun kendi içinde bulunan Ko Apply komutu var. Bu da aslında ikisinin bir araya gelmiş hali aslında. Ko Apply Service YAML dersen mesela ben yine bunu doğrudan yukarıda gördüğünüz YAML şeklinde render edip aslında e, Kubernetes'e deploy edebiliyorum. Evet şimdi az önce bahsettiğim öteki araç olan kısaca Jib'den bahsedelim. E, bu da yine Google Container Tools'un altında bulunan bir repo'da, bulunan açık kaynaklı Google'ın geliştirdiği bir araç. E, bu Jib sayesinde ise e, Java uygulamalarınızı container'lara dönüştürebiliyorsunuz. Yanılmıyorsam bu hatta e, Java tarzı JVM'li dilleri de destekliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi aslında Jib'in de yaptığı şey, e, Java kullanan biriyseniz sizin e, compile edilmiş byte file dosyalarınızı alıyor, Bundan sonra bunu içinde Java Runtime olan bir imajın üzerine kopyalıyor. Hiç Docker gerektirmeden yapıyor bunları. Neden? Çünkü aynı zamanda Java'nın bytecode'u işletim sisteminden bağımsız olduğu için hani tabii ki takdir edersiniz ki native compile ettiğiniz programlarda bu pek çalışmıyor. Ee, tabii ki Coe için de aynısı geçerli. Eğer Seago gibi şeyler kullanıyorsanız yani native işletim sistemi kütüphanelerini linkliyorsanız Coda da bunu kullanamıyor olacaksınız. Ama onun dışındaki birçok web tabanlı uygulamalarınızı falan e, Jib ve Coe ile build edebilirsiniz. Şimdi bunlara ek olarak aslında üçüncü e, Buildpack denen bir teknoloji var. Onu da daha önceden aynı playlistimizdeki başka bir videoda işlemiştik. Onu da linklere ekliyor olacağım. Buildpacks'in bunlardan farkı yine Docker file yazmıyorsunuz ama Docker gerektiriyor. Çünkü Buildpacks kendisi yine Docker üzerinde çalışan bir engine. E, çünkü Buildpacks ile aslında hani Node.js, Python birçok dili de Docker file yazmadan build edebiliyorsunuz. E, kısaca bu teknolojilere değinmek istedim. Umarım koyu e, kendi uygulamalarınızda kullanırsınız. Ben açıkçası e, bu saate kadar sürekli hani kendim baştan baştan Go'nun Docker file dosyalarını yazmaktan sıkılmıştım. Ko artık muhtemelen benim de günlük günlük hayatıma girecek bir araç. Umarım siz de beğenir, kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.